Merhaba arkadaşlar, şu anda 22. karma testimi yayınlıyorum. Toplamda 15 tane uzman öğretmenlik sınavına girecek arkadaşlarım için test var. Onlar kırmızı ya da siyahlı işaretli, başka kısmı 5 tane de baş öğretmenlik sınavına girecek arkadaşlarım için soru var. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Yani totalde 20 tane sorudan oluşmakta. Hangi denize Dünya Koruma Vakfı tarafından plastik denizi olarak adlandırılıp acil önlem alınması söylenmektedir? Hangi deniz plastik deniz olarak adlandırılmakta? A. Akdeniz, B. Ege, C. Karadeniz, D. Kızıldeniz, E. Marmara. Bakalım, herhalde basit bir soru buldunuz. Nedir o? Akdeniz'dir. Yani cevap Adana. Küresel sera gazı salımına hangi sektör en çok katkıda bulunmaktadır? A. Elektrik, B. Ulaşım, C. Sanayi, D. Ormancılık, E. Tarım. Tabii ki hangisidir? Buluyorsunuz cevabı Adana. Yani elektrik sektörü, elektrik üretim sektörü en fazla küresel sera gazı salımına nedir? Katkısı vardır. Üçüncü sorumuz. Küresel ısınma için dönülmez eşik olarak değerlendirilen yüzey sıcaklığı artış miktarı hangi şıkta doğru verilmiştir? A. 1 derece, B. 1.4 derece, C. 1.5 derece, D. 1.8 derece, E. 1.9 derece. Cevabımız nedir? Bilmeniz gereken sorulardan bir tanesi dönülmez eşik yüzey sıcaklığı 1.5'tir. Yani geçerse tehlike çanları çalıyor demektir küresel ısınma için. Cevap Ceyhan. Dördüncü soru. Bilimsel araştırmalarda araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü yerlere ya da kısımlara ne ad verilir? A. Alıntı, B. Ölçü, C. Örnek, D. Sayıntı, E. Sınırlılık. Biraz zor gibi belki, cevabımız nedir? Edirne sınırlılıktır. Beşinci sorumuz. Hangisi bilimsel etik kavramının bir bileşeni değildir? Bakalım. A. Saygı, B. Kaynak göstererek yayınlamak, C. Dürüstlük, D. Hesap verebilirlik, E. Topluma karşı sorumsuzluk. Herhalde buldunuz. Nedir? Topluma karşı sorumsuzluk olmaz. Saygı vardır, kaynak göstererek yayınlama vardır, dürüstlük vardır, hesap verebilirlik vardır ama topluma karşı sorumsuzluk değil, topluma karşı sorumlu olmalıyız. O bir bileşenidir. Beşincinin cevabı nedir? Edirne. Altıncı sorumuz. Dijital yeterlilik bilişim teknolojilerinin aşağıdaki kullanımlarından hangisiyle ilgili değildir? Dijital yeterlilik bilişim teknolojisinin aşağıdaki kullanımlarından hangisiyle ilgili değildir? Yani bakalım. A. Güvenilirlik, B. Sorumluluk, C. Kişisel gelişim, D. Etik, E. Toplumsal menfaat. Bulduysanız hemen cevabı söyleyelim. Toplumsal menfaat değil, kişisel menfaattir en öne çıkan kavram. Yani cevabımız Edirne. Birinci soru. Bilimsel bir raporda okuyucuya ön bilgi vermek amacı güden ve genel olarak raporun yapısını ortaya çıkaran kısım hangisidir? A. Başlık, B. Özet, C. Bulgular, D. Kaynakça, E. Giriş. Evet, cevabı bulduysanız ben işaretlemesini yapayım. Nedir? Özettir. Yani bulsa. Yaratıcı problem bulmanın ilk basamağı hangisi de zor bir soru gibi? A. Tanımlama, B. Analiz, C. Oluşturma, D. Keşfetme, E. Formülasyon. Zor soruyu da 8. sorumuz siyahla yazdığıma göre biraz zor gibi. Cevabımız, en azından ben öyle düşünüyorum, bulduysanız nedir? Keşfetmedir. Yaratıcı problemleri bulmanın ilk basamağı keşfetmedir. Yani Denizli. 9. soru. Eğitimde geleneksel ölçme değerlendirme araçları ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Uzun bir şıklarımız var okuması açısından. Hemen A ile başlayalım. A. Kısa cevaplı testler. Puanlama hatası azdır ve daha objektiftir. B. Doğru yanlış testleri. Soruların doğru yanlış cevapları eşit oranda dağıtılmalıdır. Örneğin 50 doğru 50 yanlış gibi. C. Çoktan seçmeli testler. Soru kökünün altı çizili olmasına gerekli değildir. D. Eşleştirme maddeleri. Cevapların en az artı bir fazla olmasına gerek yoksa, hemen şunu biraz çıkartayım. Son cevap otomatik otomatik oto şeklinde meydana gelir. Yani otomatik şeklinde meydana gelir. Yazılı yoklama, öğrenciler analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini ölçmede işe yarar. Bulduysanız ben işaretlerini yapayım biraz daha şöyle. Göz atın tekrar okuması uzun bir şeydi. Evet, cevabımız nedir? Ceyhan, çoktan seçmeli testler soru kökünün altılı çizili olması gereklidir aslında. Gerekli değil dediği bir şey yok. Yani Ceyhan 9. soru. 10. soru. Bu iklim kısmen kapalıdır. Çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içinde bölünmelerin olduğu ve yöneticinin sürekli kontrol edici görevinde olduğu bir iklimdir. Hangi okul iklim türünden bahsedilmiştir? A. Samimi, B. Babacan, C. Otonom, D. İdareci, E. Kapalı. Hangisidir? Babacan okul ikliminden bahsedilmiştir. Yani Bursa. 11. sorumuz. Su buharı, karbondioksit, nitroz, oksijen, metan, ozon başlıca sera gazlarıdır. Sera gazları olmadan dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığı mevcut ortalama olan ... santigrat yerine yaklaşık olarak ... santigrat derece olurdu. Boşluklara ne gelmesi gerekiyor? Yani mevcut ortam olan 10 santigrat yerine -22 santigrat olurdu mu? A, B 0'a 22 mi? C 15'e -18 mi? D 1'e -4 mi? E 16'a -11 mi? Klasik bir sorudur. Bu soruyu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Sınavda da çıkacağını düşündüğüm bir soru. Cevabımız nedir? Ceyhan -15 ortalama sıcaklığı vardı. Dünyanın eğer sera gazları olmasaydı -18 derece olurdu. Cevap Ceyhan. 12. sorudayız. Bilim fuarları, kutup projeleri, enerji verimliliği projeleri gibi projelere fon sağlayan kurum hangisidir? A. KOSGEB mi? B. TÜPTAK mı? C. Ulusal Ajans mı? E. TÜBİTAK mi? D. E. Büyükelçilik mi? Hangisidir? Tabii ki TÜPTAK'tır. Basit bir soruydu. 13. soru. Araştırmacının veri topladığı ve analiz ettiği, bulguları dahil ettiği ve tek bir çalışmada veya araştırma programında nitel nicel yaklaşım veya yöntemleri kullanarak çıkarımlarda bulunduğu bir araştırmadır. Tanımı verilen araştırma türü hangi şıkta verilmiştir? A. Etnografi, B. Karma, C. Durum, D. Tarama, E. Fenomenoloji. Hangisidir? Zaten de anlaşıldığına göre nitel ve nicel yaklaşımları karıştırıyorsak bu nedir? Bir karma araştırmadır. Cevabımız Bursa. 14. soru. Sosyal duygusal öğrenme programının okullarda uygulanması öğrencilere aşağıdakilerden hangisini öğretir? 1. Öz farkındalık, 2. Öz yönetim, 3. Sosyal farkındalık becerileri. A'da demişiz ki A şıkkında yalnız 1 ve 2, C'de yalnızca 2, D'de 1 ve 3, E'de ise 1, 2, 3. Bakalım. Hepsi de doğrudur. Demek ki sosyal duygusal öğrenme programını uygulayan okullar öğrencilerimize öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık becerileri kazandırır. Yani cevabımız Edirne. 15. soru. Basit bir soru. TÜBİTAK 2204C kodlu projenin tam adı nedir? A. Lise öğrencileri araştırma projeleri mi? B. Lise öğrencileri enerji verimlilik projeleri mi? C. Bilim fuarları mı? D. Lise öğrencileri araştırma projeleri mi? E. Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri mi? Cevap nedir? Lise öğrencileri kutup araştırma projeleri. 2204 A. Lise öğrencileri araştırma projeleridir. Enerji verimlilik projelerinin kodu yoktur. Bilim fuarlarının kodu 4006'dır. Kutup projeleri sadece lise öğrenciler için geçerlidir. 2204 C'dir. Ortaokul öğrenci araştırma projeleri 2204 D'dir. Bunu unutmayalım. Bundan sonraki süreç artık başöğretmenlik sınavıyla ilgili arkadaşlar. Toplam 15 sorumuz uzman öğretmenlikle ilgiliydi. Bundan sonraki mavi ile yazılanlar başöğretmenlik sınavına girecek arkadaşların için son 5 soru. Evet, başöğretmenlik sınavının sorularını soruyorum. Yenileşme ya da inovatifle ilgili hangi cümle yanlıştır? Yenileşmede bir değişmedir ve örgüt yapısına meydana getirilen bilinçli faaliyetler toplamıdır. Yenileşme yani C. Örgütsel yenileşme örgütte etkililik ve verimliliği artırmak için birey ve grup davranışları ve rollerinde araç ve gereçlerde örgüt yapısına meydana getirilen bilinçli faaliyetler toplamıdır. D. Örgütün kendini yenilemesine ihtiyaç duymaz. örgüt içindeki insanların gelişimini sağlar ve örgütün sorunlarının çözümünü kolaylaştıracak şekilde yönetimi ortaya koyar. Evet, bakalım siz de bulduysanız hemen işaretlememizi yapalım. Doğru şıkkı söyleyelim. Nedir? Cevap Denizli'dir. Örgütün kendini yenilemesine ihtiyaç duymaz diye bir şey yok. Örgüt kendini yenilemeye ihtiyaç duyar ki bu yüzden yenileşme vardır. Cevap Denizli. 16. soru. Etkili okul geliştirme eğitim sistemlerindeki değişimin ve bir şeyleri harekete geçirmenin altında yatan temel yöntemlere odaklanır. Okul geliştirme yöntemleri içerisinde hangisi yer almaz? A. Kamu tercihi. B. Rasyonel planlama. C. Kendini oluşturma. D. Sibernetik. E. Kişisel kariyer gelişimi. Evet, bulduysanız söyleyeyim. Cevabımız nedir? Kişisel kariyer gelişimi. Zaten bu sorular tamamıyla MEB kitabından aldığım için zaten bu maddeler orada da var arkadaşlar. Cevabımız nedir? Ne? 17. soru. Erken çocukluk döneminde akran ilişkileriyle ilgili verilen cümlelerin hangileri yanlıştır? 1. Erken çocukluk dönemindeki akran ilişkileri ergenlik dönemine kıyasla daha önemlidir. 2. Yapılan araştırmalar erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinin şekillenmeye başladığını göstermektedir. 3. Erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinden çok aile ilişkilerine odaklanılmaktadır. A şıkkında yalnız bir doğru demiş, yanlış demişiz. B'de 1 ve 3. cümle yanlış demişiz. C'de yalnız 2. cümle yanlış. D'de 1 ve 2. cümle yanlış. E'de 1, 2, 3 yani hepsi yanlış. Bulduysanız hemen işaretleyelim. Cevabımız Adana. Öyle bir tanım yoktur. 2 ve 3. cümleler doğru. 1. cümle yanlıştır. Cevap Adana. 18. soru. Okullarda zorbalık en az nerede görülmektedir? A. Okulun içi olacak. B. Sınıf. C. Kantin. D. Tuvalet. E. Okul servisi. Baktığımız zaman A şıkkı okul koridoru diyecektir arkadaşlar. Sehven yazılmış. Cevabımız nedir? Okul servislerinde en az görülmektedir. En çok da nedir? Sınıflarda gözükmektedir. 19. soru. Yaratıcılık hakkında toplumsal inançlarımız bazen modelini değişmeye başlar ki bunlar birer gerçek olmaktan çıkıp tamamen söylencelere yani mitlere dönüşürler. Yaratıcılık hakkında doğru bildiğimiz şey gerçekte doğru olmayabilir veya kısmen doğru olabilir. Aşağıdakilerin hangisi bu mitlerden değildir? 4 tane mitimiz var. Bir tanesi bu mitlerden değil. MEB kitabında var. Evet. A. Yaratıcılık ölümsüzdür. B. Yaratıcılık öğretilmez. C. Her yaratıcılık biraz delidir. D. Yaratıcılık bilinç dışıdır. E. Yaratıcılık bir bilinmezdir. Bulduysanız işaretleyelim. Yaratıcılık ölümsüzdür diye bir mit yok. Ama B, C, D, E'deki mitler vardır. Cevap Adana. Son soru 20. soru. Karar verme ile ilgili günümüzde 20'den fazla teori bulunmaktadır. Genel olarak karar teorileri aşağıdaki gibi 4 başlık altında toplanmaktadır. Hangisi bu 4 başlıktan biri değildir? A. Hem rasyonel hem de betimsel karar teorileri. B. Betimsel karar teorileri. C. İrrasyonel karar verme teorileri. D. Normatif rasyonel karar teorisi. E. Gelişimsel karar teorisi. Cevap nedir? İrrasyonel karar verme teorisi diye bir şey yok. Yani Ceyhan. Toplamda 15+5 sorudan oluşan 22. karma testim burada sona eriyor. Toplamda dediğim gibi 15 tane uzman öğretmenlik, 5 tane de baş öğretmenlik sınavına girecek arkadaşlarım için test vardı. Başarılar diliyorum. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.